Sanki böyle okullarımızda yani iyi bir dini eğitim almıyoruz. Dini eğitim derken din dersini kastetmiyorum. Fen dersinde de bir din eğitimi almamız gerekiyor. Çünkü varlık harikalarını, yıldızları, bitkileri, ağaçları, hayvanları anlatıp bunları tesadüfe bağladığında çok anlamsız bir şey oluyor. Hayır ya, o bilgilerin beni Allah'a yaklaştırması lazım. Ama o tarzda şu anda bir eğitim müfredatımız yok maalesef. İnşallah Cenab-ı Hak o günleri görmeyi nasip etsin. Bugün işte ben o fen dersini yapacağım. Hani böyle arzu ettiğimiz, hani okulda böyle hocalar vardır. Bir tanesini hep çok seversin. Bütün öğrenciler onu çok sever ya. İşte bizim fen dersimiz bugün öyle bir fen dersi olacak. Anlatılması gereken neyse Rabbani bir bakış açısıyla öyle bir fen dersi yapacağız. Sıkıcı fen derslerinden değil. Evet, Allah'ın varlığına dair daha önce pek duyulmayan, bilinmeyen bir argüman sunacağım size. Hani böyle gözlemenin üzerinde Allah yazdı, domateste Allah yazıyor, o tarz bir argüman değil. Yani onlar bizi küçük düşürüyor maalesef. Ateistlerin dalga geçtiği, ya bizim öyle bir argümanımız yok yani. Biz başka türlü anlatıyoruz. İşte bugün çok sağlam, güzel bir argüman gelecek. En sonunda da size Allah diyemeyen abla diye bir video var. Yani başlığını ben koydum, onu izleteceğim. Biraz güleceğiz ona. Ama sizin en çok şaşırıp Subhanallah diyeceğiniz bir video izleteceğim size. Bir varlık harikası, bir bitki. Muhtemelen daha önce hiç izlemediniz. İzlerken wow, Subhanallah, böyle karışık böyle bir şeyler olacak. Evet, varlık harikaları nasıl yayılıyor hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Bitkiler. Yani bitkiler yerlerinde duruyor. Ama bakıyorsun yayılmışlar böyle dönüm dönüm kilometrelerce uzaklara gitmişler. Yani bunu bir papatya olarak düşünebilirsin. Bunu bir şeftali ağacı olarak düşünebilirsin veya bir karpuz olarak düşünebilirsin. Yani bitkiler nasıl yayılıyor dünyada? Nasıl gidiyor? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi hayvanlar ne yapıyor? Dünyanın farklı yerlerinde seyahat edebiliyorlar. Çünkü yürüyebiliyorlar. Ama bitkiler oldukları yerde ama çoğalmaları lazım. Allah bu kainatı neden yarattı? İnsanı neden yarattı? Varlıkları tefekkür etsin diye, değil mi arkadaşlar? Peki bu varlıkların o zaman çoğalması lazım. Yani gülün sadece bir bahçede kalmaması lazım. Doğru mu? Gülün her yere yayılması lazım. Şeftali ağacı bizim bahçede var abi. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ya yayılması lazım bir bölgeye. Ama hayvan gibi değil ki. Ağaç yerinde duruyor. Karpuz yerinde duruyor. İki adım, üç adım ileriye atamıyor. Bitkiler nasıl yayılıyor diye bir düşündüm. Risale-i Nur'da bununla alakalı çok güzel bir yer var. Beraber şimdi tefekkür edeceğiz. Abi çocukken böyle mahallede uçuşur böyle kıldan kanatları olan böyle bir şey. Şeytan tüyü derdik biz ona. Niye öyle diyorsak. Kara hindi bağmış onun ismi. Biliyor muyuz onu? Aslında o neymiş biliyor musun? Bir tohummuş. Şimdi bitkilerin yayılması lazımdı değil mi? Ayakları yoktu ama nasıl yayılacaktı? Cenab-ı Hak o bitkilerin yayılması için kara hindi bağa kıldan kanatçıklar vermiş. Kıldan kanatçıklar verince ne oluyor biliyor musun? Rüzgar geliyor, onu uçurmaya başlıyor. Abi 100 kilometre ileriye gidiyor. Tohum orada bir yere, toprağa gidiyor. Oraya bayrağını dikiyor ve oradan o bitki çıkıyor. Başka bir yere uçuyor, oradan o çıkıyor. Yani Allah'ın tefekkür edeceğimiz sanat eserlerinin yayılması lazım ki onu görelim. Peki nasıl yayılacak? İşte bak, Allah burada rüzgarı kullanmış. Bir yandan da tohuma kıldan kanatçıklar vermiş. Abi devam ediyoruz. İkincimiz uçan tohum. Bu da çok enteresan ya. Bak, bayrağını başka bir yere dikmek için gidiyor. Yayılması lazım çünkü. Sanat eserini göstermesi lazım Allah'ın. Allah ona böyle kanatlar vermiş. Bak, bizim yaptığımız o küçükken uçaklar var ya. Onlar gibi süzülüyor, gidiyor. Subhanallah. Tohum aslında o ya. Yani Allah kainatı çok güzel yaratmış. Tamam ama üreme yok. E bitti o zaman. Adem Aleyhisselam zamanında görenleri gördü. Başka hiçbir şey yok. Devam edebilir yani, sürdürülebilir olması lazım. Devam ediyor abi. Bak şimdi. Geldi tamam, bayrağını dikecek buraya değil mi? Ya Rabbi neler var. Acı düveleğe gelelim şimdi beyler. Acı düvelek bilir misiniz? Acı düveleğin hani böyle dokunursun böyle patlar ya. Diğer adı eşek hıyarıymış. Bazı yerlerde de Ebu Cehil kabuğunu diyorlar. Acı düvelek. Sizdeki adı ne bilmiyorum. Abi... Acı kavun, evet. Şöyle dokunursun bir anda böyle saçmaları böyle etrafına saçar. Biz çocukken onu patlatır patlatırdık, güler kaçardık. Aslında olay çok farklıymış ya. Olay neymiş biliyor musunuz? Aslında o etrafa saçmış olduğu saçmalar birer tohummuş. Nevinin bayrağını daha uzak yerlere dikebilmek için fırlatıyor. 5 metre, 10 metre gidiyor. Orada bir tohum, orada bir tohum, orada bir tohum. Böylece tarlalar boyunca gidiyor. Abiler devam ediyoruz. Bugün böyle sinema filmi gibi bir sohbet yapacağız.
Bu çok ilginç. Şimdi konuyu anladık değil mi abi? Bitkilerin yayılması lazım. Allah hepsine farklı silahlar vermiş. Kimine kıldan kanatçıklar vermiş, rüzgar götürüyor. Kimi acı dövelek gibi dokunuyorsun, dokunmadan da patlıyor bu arada. Kimine kanatlar vermiş, uçuyor. Bu çok ilginç abi. Bir meyve düşün. Hayvanlar gidiyorlar, o meyveyi yiyorlar. Çekirdeğiyle birlikte yiyorlar. Hayvanlar onu yiyor ama hazmedilemeyen, vücutta sindirilemeyen bir tohumu var. Hayvan gidiyor 3 kilometre ileri, 4 kilometre ileri gidiyor. Tuvalet ihtiyacını görüyor ve o tohumu başka bir yere 500 metre ileri, 5 kilometre ileriye bırakıyor. Bir de gübresini bırakıyor. Hop, oradan o bitki çıkıyor. Mesela kuşlar böğürtlenleri çok severler. Böğürtleni yiyor ya. Böğürtlenin içinde de hazmolunmayan o şeyden var, tohumdan var. Hop gidiyor. Tohum havalandı şu anda. 10 kilometre ileriye gitti. Tuvalet ihtiyacını giderdi kuş ve orada bir bakıyorsun tohum bitmiş. Yani bayrağını öyle dikmiş. Normalde Allah bu şekilde yaratmasaydı her şey bulunmuş olduğu bölgede kalacaktı. Yayılamayacaktı. Bazen böyle ormana böyle girdiğimiz zaman ayaklarımıza böyle dikenler böyle bulaşır. Ya oğlum ya nereden bulaştı bunlar dersin ya. Ne oluyor biliyor musun? O bitki yayılmak istiyor. Ama hareket edemiyor yerinden. Bakıyor yanından Bilal geçiyor. Bilal diyor seni kullanayım diyor. Bilal'e buraya yapışıyor tohumlar. Bilal gidiyor 5 kilometre ileri. Ayakkabısını çıkartıyor. Ya bunlar ne kardeşim ya diyor. Bırakıyor. Hop orada bitki çıkıyor. Subhanallah ya. Nasıl bir tefekkür. Sahra çalısı abi. Yeniden diriliş bitkisi diye bir lakap takmışlar bunu. Hafizü Zülcelal Cenab-ı Hak onun neslinin devam etmesi için çekirdekte onu nasıl muhafaza ediyor bak. Bundan 100 yıl önce 1900'lü yıllarda bu bitki bir yerden çıkmış olabilir ve tekrar ağaç olacak. Neden buna yeniden diriliş bitkisi diyorlar anladınız mı? Ya düşün bak. Abdülvehhab vefat etti. Gömdük. Veya gömmedik, bıraktık. 100 yıl sonra canlanıyor. Çok şaşırtıcı değil mi abi? Al. Al işte ya. Bu da ölü. Allah bunu da diriltiyor. Hani bazen diyorlar ya abi nasıl dirileceğiz? Ya kardeşim gözünün önünde bütün kainat canlanıyor ya. Ölüyor ve canlanıyor. Bahar geliyor, canlanıyor. Bunu görüyorsun da kendi dirilişini mi akledemiyorsun? Benim böyle tefekkürüm arttı. Subhanallah, subhanallah diyesim geliyor için. Elhamdülillah. Bitti mi bitmedi. Arkadaşlar tamam buraya kadar anladık. Şeftali ağacı nasıl yayılıyor? Kıldan kanatçıkları var mı şeftalinin içindeki o çekirdeğin yok. Nasıl oluyor biliyor musun? Allah ona bir lezzet veriyor. Sen de diyorsun ki ya ben bunu alayım memlekete gideyim memlekette bunu ekeyim diyorsun. Yani onun lezzeti aslında onun tabiri caizse yayılma politikası. Ya üzüm çok güzelmiş birader. Manisa üzümü. Oo ben bunu alayım bizim bahçeye ekeyim. Gidiyorsun. Hop orada devam ediyor. Ya bu karpuz çok güzelmiş. Alayım şunu çekirdeğini kendime ekeyim diye devam ediyor. Bütün yani çoğu meyve bu şekilde lezzeti sayesinde. Bazıları da şifa olması vesilesi sebebiyle insanlar tarafından geliyor. Peki çiçekler? Çiçekler nasıl yayılıyor? Polenlerle evet güzel. Arının sırtına yapışıyor. Gidiyor hop diğer çiçeğe. Bir de şu var. Alıyorsun bahçene çiçek ekmek istiyorsun. Niye ekmek istiyorsun abi? Güzelliğiyle seni büyülüyor. Kokusuyla seni büyülüyor. Alayım bahçeme ekeyim diyorsun. Onun niyeti neydi o çiçeğin? Allah'ım senin bayrağını, senin sanat eseri olduğumu bütün dünyanın her yerinde ilan etmek istiyorum gibi bir havası vardı değil mi? Bak ne oldu şu anda aldın sen. Bahçeye hatta balkonuna götürdün. Nasıl olmuş dedin? Papatyalar güzel olmuş mu dedin? Devam ediyoruz abi. Peki neden bu kadar çeşitlilik var? Yani Allah tek tipte tohum yaratsa, hepsine kıldan kanatçıklar verse, şeftali böyle gidiyor, kavun böyle gidiyor, karpuz böyle gidiyor olsa olmaz mıydı? Abi Allah harikayı sanatını gösteriyor. Sürekli aynı şey olsa ne olur biliyor musunuz? Bize ülfet olur. Ya yani kıldan kanatçıklar var bütün tohumlarda. Tamam böyle yayılıyor, böyle yayılıyor. Ülfet olur. Bak az önce sahra bitkisi, o yeniden diriliş bitkisi sizi niye şaşırttı? Çünkü daha önce öyle bir şey görmemiştiniz. Demek ki Allah'ın böyle farklı farklı şeyler yapması, işte birine hazmolunmayan tohum vermesi, birine kıldan kanatçıklar vermesi, birine böyle uçak gibi kanat vermesi, işte bu sahra çalısının olayı gibi şeyler yapmasının amacı neymiş? Allah bizim tefekkürümüzü, hayretimizi arttırıyor ve onun varlığını demme damarlarımıza kadar hissetmemizi sağlıyor. Buraya kadar tamam mıyız beyler? Yani bu konuyu Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da anlatıyor. Aslında ben bunu oradan aldım. Bakın her şeyi özetliyor bütün örnekleri. Fatır Hakim onların manevi dualarını, o bitkilerin manevi dualarını kabul edip
bir taifenin tohumlarına kıldan kanatçıklar verir, her tarafta uçup gidiyorlar. Taifeleri namına Esma-i İlahi'yi, Allah'ın isimlerini okutturuyorlar o bitkiler. Ve bir kısmına da insana lazım ve hoşuna gidecek güzel et veriyor. Meyvenin eti ne olabilir? Şeftaliyi ısırıyorsun, elmayı ısırıyorsun, armut ayrı. Ne oluyor? Tadı güzel olduğu için hop sen alıyorsun, oradan oraya ekiyorsun. Devam ediyor abi. İnsanı ona hizmetkar edip her tarafa ekiyor. Bazı taifelerine de hazmolunmayacak sert bir kemik üstünde hayvanların yutacağı bir et veriyor. Hayvanlar onu çok tarafa dağıtıyorlar. Bazılarına da çengelcikler verip her temas edene yapışıyor. Başka yerlere giderek taifesinin bayrağını dikerler. Sani-i Zülcelal'in Allah'ın antika sanatını teşhir ediyorlar. Sonra acı düveleyi anlatıyor. Yani harika bir tespit. Yani bu sözlerde geçiyor. Şimdi devam ediyoruz. Bakın tamam, bitkileri anladık. Çiçekleri de anladık. Peki hayvanların yayılmasındaki sır ne? Hayvanların da çoğalması lazım değil mi? Allah insanı yaratmış, imtihan için gelmişiz, tefekkür edeceğiz, varlık harikalarından Allah'ı bulacağız. Tamam da varlık harikaları hayvanlar çoğalmazsa, onlarda da bu bitkiler gibi bir mevzu olmazsa nesilleri tükenir. Hiçbir hayvanın nesli kalmaz. O zaman onların neslinin devam etmesi için de bir şeyler lazım. Hani kıldan kanatçık, tohum falan gibi. O da şu oluyor, yine tohum gibi bir mevzu. Allah hayvanların çiftleşmesinde, birleşmesinde bir lezzet yaratıyor. Bu şekilde de onların nesli devam ediyor. Evini alıyorsun bir tane kedi. Ya bir tane de dişi alayım diyorsun. Bir erkek bir dişi. Birkaç ay sonra ne oluyor abi? Kaç tane kedi var içeride? 8 tane kedi oldu. Neden? Çiftleşmekte bir lezzet olduğu için çiftleştiler ve nesilleri devam etti. Aslanlar için böyle, kaplanlar için böyle, maymunlar için böyle, kediler, köpekler. Bu şekilde de hayvanların nesli devam ediyor. Anlatabildim mi? Buraya kadar okey miyiz? Ekolojik denge devam ediyor. İnsanın iradesinin karıştığı yerlerde ekolojik dengede problemler var. Şimdi geliyoruz. Abi en üstün varlık olan insanın da çoğalması lazım. İnsanın da neslinin devam etmesi lazım. Bunun için de Cenab-ı Hak yine erkeğe ve kadına cinsel bir takım duygular vererek, birbirlerine karşı onları zayıf yaratarak nesillerin devam etmesini sağlıyor. İnsanın eşinin bacağını görmesi neden erkek olarak onun duygularını hareketlendiriyor, bambaşka bir insana adeta karşı konulamaz bir takım duygulara giriyor? Affınıza sığınarak söylüyorum. Bir ete bakmanın, bir bacağa bakmanın insanın duyguları üzerinde bu kadar çok etkisinin olması, insanın bu konuda bu kadar zayıf olmasının sebebi ne olabilir? Şu olabilir. Allah insan neslinin çoğalmasını ve devam etmesini istiyor. Bu şekilde evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, nesiller devam ediyor. O zaman bu Allah'ın varlığına dair çok enteresan bir delil değil mi? Evet abi, Allah tabiri caizse resmen şunu söylüyor. Ey kullarım, ben sizin nesilce çoğalmanızı istiyorum. O erkeği kadına, kadına erkeğe karşı meyilli yarattım. Siz bir takım cinsel birliktelikler yaşayarak çocuk sahibi normalde olmazsınız. Ama böyle güçlü bir dürtü, böyle güçlü bir lezzet koyarak sizin bir araya gelip çocuk sahibi olmanızı, böylece 7.7 milyar insan olmanızı ve bu imtihan meclisinin açılmasını ihtiyar ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Tabiri caizse lisan halle. Yoksa düşünsenize, cinsellikte hiçbir lezzet olmasa şu anda dünya nüfusu 7.7 milyar olmazdı. Belki 1000 kişi, 2000 kişi, 10.000 kişi, anlatabildim mi? Yani düşünün, cinsellikte hiçbir lezzet yok. İnsanlar evlenmiyor. Tabii ki evlenmenin tek sebebi cinsellik değildir. Çocuk sevmekte bir lezzet de yaratmış Allah. Onun sebebi de, çünkü çocuk lezzetinin sebebi de bu. Allah nesilleri devam ettirmek için bu şekilde yaptırıyor bize. Bu sefer ne olurdu? Çocuk sevmekte bir lezzet yok. Cinsellikte bir lezzet yok. İşte böyle olurdu. Erkek erkeğe otururduk böyle. Anlatabildim mi? Hiçbir değişiklik olmazdı. Ama ne yapmış Allah? Özellikle erkeği kadına karşı biraz zayıf yaratmış ve bu şekilde erkeğin cinsel duyguları devreye geliyor ve bir cinsellik sonucunda ortaya bir çocuk geliyor. Nesiller çoğalıyor, 7.7 milyar insan oluyor. Şimdi ikinci bölüme giriyoruz abi. Ben burada Subhanallah diyorum içimden. Tamam abi, anladım seni. Erkekler, özellikle erkekler, kadınlar da tabii erkeğe karşı meyilli. Ama özellikle erkeklerin kadınlara karşı olan bu meyili, kendinden geçmesi, evet, nesillerin çoğalması için. Evinin içinde annen var, ablan var ama bu cinsel duygular annene ve ablana karşı depreşmiyor. Yani normalde bir problem doğuyor değil mi? Erkeğin böyle kadına karşı meyilli olmasında. Neden?
Abi ablası var, annesi var. Annesi genç birisi de, çok güzel birisi de olabilir. Annen güzel de olsa, annen genç de olsa senin o duyguların depreşmiyor abi. Nasıl bir sistem, Allah nasıl yaratmış. Nesillerin çoğalmasını istiyor ama aile içinde böyle bir takım cinsel ilişkilerin olması da çok çirkin olacağı için bu nasıl hallolacak bu problem? Cenab-ı Hak işte bizi bu şekilde yaratıyor abi. Ben burada çok şaşırdım. Yani nasıl oluyor abi? İkinci bir olay şu. 18 yaşındaydı bir ara senin annen. Sonra evleniyor ve çocuk sahibi oluyor. Çocuk sahibi olunca anneye dönüşüyor. Sen yemek yemediğinde acı çekiyor. Üstün açık olduğu zaman uykusu kaçıyor, geliyor senin üstünü örtüyor. Artık senin için yaşıyor. Niye sadece çocuğunu odaklı bir şeysin? Sebebi şu. Bir bebek çok savunmasız ve hiçbir şey yapamıyor. Bir yardıma ihtiyacı var. Ama ona yardım edecek olan insanlar şefkatle, sevgiyle kalpleri doldurulmazsa bunu devamlı yapamazlar. Annen genç bir kızken başkalarının bebeklerine belki bakıyor geçiyordu. Ama artık sen doğunca annen bir anda kalbini Cenab-ı Hak şefkatle doldurdu ve bir çocuk sevgisi verdi. Abi bu dönüşüm niye? Ne oldu buna ya? Neden yani? Neden bu şekilde oluyor? İşte bu da aynen Allah'ın nesilleri devam etmesini istediği için. Bebek de savunmasız, hiçbir şey yapamıyor, ona yardımcı olmadan hayatta kalamaz. Etrafında şefkatle koşturacak, ona yardımcı olacak birisine ihtiyaç var. Annenin kalbine şefkati dolduruyor Allah ve etrafında dönüyor. Yani böyle çocuğu olmayan aileler var. Allah onlara nasip etsin. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu onlar bilir. 30 sene boyunca çocuk sahibi olamıyorsun. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Abi neden çocuk sahibi olmak istiyoruz? Neden olmadığında kahroluyoruz? Bak mevzu aynı yere dönüyor. Cenab-ı Hak nesillerin çoğalmasını istiyor. Bir, cinsellik. İki, çocuk sahibi olma dürtüsü ve istekliliği. İşte bunlarla Cenab-ı Hak nesilleri çoğaltıyor. Bitkiler çoğalıyor, hayvanlar çoğalıyor, insanlar çoğalıyor. Bir şey daha ekliyorum Muhammed. Aşk. Bir insan bir insana niye aşık oluyor? Çok garip bir duygu. Bak mevzu aynı yere geliyor. Çünkü aşkın neticesinde bir evlilik olduğu için, evlilik de nesilleri çoğalttığı için sen aşık oluyorsun. Abi unutamıyorum abi. Ya o olmadan bu dünya bana harap olmuş. Onunla mutlaka evlenmeliyim abi. Ben normal bir adamdım. Counter atardık arkadaşlar. LOL atardık, Knight atardık. Ne oldu bana ya? Yani aşk niye var? Birisini böyle hani illa karşılıksız düşünmeyin. Birini böyle ölümüne sevmek, onun seni çok sevmesi, seni seviyorum. Niye var içimizde bu duygular abi? Niye aşık oluyoruz 30 sene sonra? Sonra çirkinleşeceğinden emin olduğumuz bir kadına zayıf yaratılmışız. Zayıf yaratılmışız. Amaç ne? Nesillerin devamı. Aşk böyle, cinsellik böyle, neden çocuğum yok böyle. Bu şekilde devam ediyor. Acayip bir şey değil mi abi? Daha önce bilmiyorum bu manaları mutlaka düşünmüşsünüzdür ama beni çok şaşırtıyor. Şimdi mavi ekran geldi. Hadi bakalım. Ne demek mavi ekran? Windows'cular. Mavi ekran niye gelir? Hata veriyor değil mi? Bilgisayar böyle hata veriyor ve reset atıyorsun, baştan başlıyorsun. Şimdi abiler, mavi ekran verdik şu anda, hata verdi bilgisayar. Niye biliyor musunuz? Anlattığımız şeyler bir probleme doğru gidiyor. Abi her şey böyle istila ederse 1'di 10.000 oldu. Ne oldu? Acı düveleye dokundun, oho gidiyor, yayılmaya devam ediyor. Bitkiler, balıklar, hayvanlar, bütün bunlar bu şekilde yayılırlarsa hızla dünyada yaşam olmaz, ekolojik denge kalmaz. Yani acı düvelek pat pat saça saça böyle gidiyor. Tamam da o zaman güle yer kalmayacak. Ne olması lazım? Acı düveleğin biraz baskılanması lazım. Yani bir durdurulması lazım, ekolojik denge. Şimdi bunu anlatacağım. Yani birinci bölüm tamam. Bitkilerin, hayvanların ve insanların nasıl yayıldığını, aslında bunun Allah'ın varlığına nasıl bir delil olduğunu öğrendik. İkinci levelde, şu an ikinci levele geçiyoruz, şunu anlatacağız. Tamam da bu kadar istila eder gibi hızla yayılan nesiller dünyayı yaşanamaz hale getirir. Yani bir balık 6 milyon yumurtluyor mezgit. 6 milyon dünyaya geldi. Bütün mezgitlerinki dünyaya geldi. Ertesi sene hiçbir ölmedi. 6 milyon mezgitin şeyleri de yavruları da dünyaya geldi. Bu sefer dünya yaşanamaz bir hale gelecek. Burada bunu anlatacağız. Ana fikrimiz şu, her şeyi istila etme fıtratında onları baskılayan, sınırlayan, ölçüde tutan bir yaratıcı var. Eğer bir yaratıcı olmasa, bütün bunların hepsini tabiri caizse koordine etmese ve kontrol etmese her şey birbirine karışacak. Çünkü her şey birbirine istila etme fıtratında. Abi mezgit balığı senede 6 milyon yumurtluyormuş. Bütün mezgit balıklarını düşünün, ne kadar var dünyada. Hepsi 6 milyon yumurtluyor ve hiçbirinin yumurtası zayi olmadığını düşün. Ne olur abi? Deniz kalmaz. Artık karalar deniz olur. Hayat biter. Çünkü sadece mezgit balığı olarak düşünmeyin. Bütün, ya birçok balık milyon milyon yumurtluyor. Ha ne yapıyor Cenab-ı Hak? Onun yumurtasını başka bir balık yiyor. O balığı başka bir balık yiyor. Ekolojik dengeyi ayarlıyor. Mikroorganizma deyince aklınıza ne geliyor? Bakteri, küf, değil mi?
Bir mikroorganizma uygun şartları bulduğunda 44 saat içinde 5000 dünya ağırlığında bir büyüklüğe ulaşabilmektedir. Mikroorganizma, bakteri, küf çoğalıyorlar ya, ama uygun şartları bulduğunda 5000 tane dünya ağırlığına çıkıyor. Ama ne oluyor? Buna müsaade edilmiyor. Allah onun yayılımını başka bir şeyle dengeliyor. Onu müsaade etmiyor. İstila etme fıtratında karşısında bir engel var. Ev faresinin bir çeşidi varmış abi. Şok oldum. Bir sene içerisinde iki tane hayvan çiftleşti. Bir sene içerisinde 400 tane fare olabiliyormuş. İkinci senede 65 bine ulaşabiliyor. Abdülvahap abi düşün, evde iki tane fare var. Önümüzdeki sene bir bakıyorsun 400 olmuşlar. Ya baskılanmasa, anladınız değil mi? Hani onu baskılayan, onu yiyen başka bir hayvan olmasa. Bir sene daha bekleyelim hanım diyorsun ya. 400 fare de ne olacak, bu kadar rahatsız olma diyorsun. Ertesi sene 65 bin tane fare oluyor evin içinde. Eğer ekolojik denge olmasa. Aslında hani bazen böyle ateistler de ekolojik denge tabirini kullanıyor ya, şu an fark ettim. Ekolojik denge. Denge var. Ölçü var. Ölçüyü koyan var. Satır altlarında bunlar var. Abi anladık mı buraya kadar, tamam mıyız? Ne yaptık? Fare başka bir şeyle dengeleniyor. Şimdi bakın, kara sinek bir defada yaklaşık olarak 100'ün üzerinde yumurta bırakıyor. Düşün, baskılanmasa ne olur? Şeffaf kurbağa var, gördünüz mü hiç? Yaklaşık olarak 4000 kurbağa yavrusu çıkartıyor. Termit kraliçesi var. Bu en fazla üreyen canlı. Günde en az 86.000 yumurta fışkırtıyor. Şimdi abi, fark ettiniz mi Allah'ın kainata nasıl bir müdahalesi var? Baskılıyor türleri başka türlerle. Şimdi düşünün, beyin yakan bölüme geliyoruz abi. Ondan önce bir şey daha söyleyeyim. Avustralya'da çok ilginç bir şey oluyor. Elemanlar çıkıyor, diyorlar ki ya ben bu bahçe çitlerini kaktüsten yapacağım diyorlar. Bak burada gördüğünüz gibi kaktüsten bahçe çiti yapacağım diye bir fanteziye giriyor adam. Ama başına öyle şeyler geliyor ki herkes orada alıyor. Sonra kaktüsler bir yayılmaya başlıyor. Hani tohumlar yayılıyor, anlattık ya. Engelleyemiyorlar. Kesiyorlar, kırpıyorlar, köklüyorlar. Yok, yayılıyor. Ve İngiltere kadar bir alanı kaplayacak kadar kaktüs oluyor. Yok, çare yok. Kesiyorsun, kırpıyorsun daha çok. En son böcek bilimcileri çağırıyorlar. Diyorlar ki böyle bir problemimiz var. Adamlar diyorlar ki bu kaktüsün böyle istila etme fıtratını baskılayan bir böcek türü var. Siz bu kaktüsü almışsınız ama böceği almamışsınız diyorlar. O böcekleri oraya getiriyorlar ve Avustralya'daki bu kaktüs problemi çözülüyor. Yani Allah bir türü başka bir türle dengeliyor. Şimdi bütün bu olaylar, bütün bu bitkiler, bütün bu az önce saydığımız şeyler istila etme fıtratında ve başka bir türle baskılanıyor ya. Şimdi durum şu, mezgitin balıklarının yenmesi lazım. Neden? Yoksa istila eder. Tamam, ye ama mezgitin yumurtalarını fazla fazla yersen mezgitin türü biter. Nesli tükenen bir tür olur. Yani mezgitin nasıl devam etmesi lazım biliyor musun? Belli bir oran ve dengede. Yani bunun yumurtalarını az yemeyin, yoksa istila eder. Çok da yemeyin, nesli biter. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir denge var yani. Ne fazla olacak, ne eksik. Şimdi benim kullanmak istediğim cümleye geleyim abi. Dünyada sadece mezgit türü yok. Dünyada 1,5 milyon hayvan türü var. Tür diyorum, bak sayılara girmiyorum ha. Her türün de sayısı milyonlarca. Abi bir dakika, ne demek istiyorsun? Kardeşim, subhanallah. 1,5 milyon bilinen, bilinmeyen olduğu tahmin edilen 7 milyon tür daha var. Yani biz ona 10 milyon diyelim, tamam mı? 10 milyon tür. Ve her türün içinde milyonlarca fert var ve bütün bunların arasında bir ekolojik denge var. Yani bu bunu baskılıyor, bu hayvan bunu baskılıyor, bu hayvan bunu baskılıyor, bu bunu baskılıyor, bu bunu baskılıyor. 10 milyonluk birbiri içinde ekolojik dengede devam eden bir sistem var. Bir insan nasıl diyebilir Allah yok diye? Bunların arasında çok hassas bir denge varken kaktüs, Allah kaktüsü bu şekilde yayılmasını engelleyen böceği yaratmadı. Veya o böceğin nesli bitti. Her yer kaktüs. Mezgit balığını yiyen balıklar yok, bitti. Veya mezgit balığını istila etme fıtratını durduran unsurlar ortadan kalktı. Her yer mezgit. Abi inanılmaz bir denge var. Bak şey değil, Allah kainatı yaratmış, bir denge de var kardeşim. Allah güneşi koymuş oraya, eyvallah. Böyle kaba bir düzen yok. En ince ayrıntısına kadar, bak şu an ne diyorum biliyor musun sana? Bütün balıkların, bütün hayvanların, bütün her şeyin fert fert kontrolü Allah'ın kudreti elinde. Allah sonsuz güç sahibi olduğu için hepsinden haberdar. İstediğini baskılar, istediğini devam ettirir. Subhanallah, nasıl bir güç, nasıl bir kader planı ya. Bir insan hani şu ekolojik dengeyi gördüğü halde, ekolojik denge dediği halde nasıl Allah'ı inkar edebilir ya?
Şimdi size bu kadar Subhanallah, Subhanallah'tan sonra Allah diyemeyen belgeselci ablayı açacağım. Bilmiyorum nereden çıktı karşıma araştırırken. Yani biliyorsunuz iki türlü anlatım var. Az önce size anlattıklarımı fen bilgisi kitaplarında ve derslerinde böyle anlatmıyorlar. Oluyor, doğanın dönüşümü içinde olduğu, işte tesadüfi bazı oluşumlar, bazı işte tesadüfi yaklaşımlar filan değil mi? Şimdi bu abla da öyle bir metin vermişler önüne. Ya şunu bir oku demişler. Sanki böyle şey yapmış, kıvranmış ya. Abla da çok gönülsüz ya. Bak şimdi sesini duyacaksınız. Doğa, canlıların hayatta kalmasına yardımcı olan hilelerle doludur. Bak ne dedi? Nerede Allah? Hile. Yani Allah dememek için, hani Allah bunu istihdam ediyor. Normalde biz şöyle bakarız. Ya bu bitkinin aklı yok, şuuru yok. Demek ki bir akıl sahibi tabiri caizse, bir ilim sahibi bir Allah bunu istihdam ediyor deriz. Bak devam ediyoruz. Bitkilerin çoğu türlerini canlı tutmak için tohumlar üretir ve tohumları daha etkili hale getirmek için teknikler geliştirmişlerdir. Wow. Bak şu kabak çekirdeği var ya, ne yapmış biliyor musun? Hile yapmış, bir arada oturmuşlar böyle kendi aralarında. Ya beyler işler iyi gitmiyor. Acı dövelek geliyor canavar gibi. Her yerde şeytan tüyü var. Ne yapacağız? Biz unutulacağız. Recai, kapak çekirdeği diye bir şey kalmayacak 2030 yılında. Ne yapalım? Ya birader ben yayılmak için bir taktik buldum ama söylemeye çekiniyorum sana. İşte şunu yapalım, bunu yapalım. Ya niye kıvranıyorsunuz ya? Desenize Allah, desenize Subhanallah. Allah böyle yaratmış desenize niye kıvranıyorsunuz ya? Açın bu değil ha. Bütün belgeseller neredeyse böyle. İşte şey arı mesela, yaşı bir gün olan bir arı çıkıyor abi. Gidiyor çiçeğe, geri geliyor. Gittiği yol yani çok uzak bir mesafe. Hani biz 3 yaşında çocuğu bakkala gönderiyoruz, geri gelmiyor. Arı daha 1 yaşında değil bak, 1 gün yaşında. Gidiyor kilometrelerce, geri geliyor. Bu olayı değerlendirirken biz ne diyoruz? Subhanallah diyoruz. Cenab-ı Hak ne güzel yaratmış. Yoksa akıl sahibi olmayan bir varlıktan beklenecek bir şey değil. Belgeseli anlatan diyor ki, içgüdü diyor. Bak kelimeye dikkat et. İçgüdü. Hani gütmek var, güdersin bir şey değil mi? Bizim bir kardeşi var, İnovatip'te okurken bir tane değişik bir hoca girmiş, felsefeci. Zehirliyor çocukları. Anlatıyor. İşte çocuklar diyor, bu oluşum diyor, hayvanların içindeki içgüdüden kaynaklanmaktadır diyor. Bizim de arkadaş, hocam diyor, anladım diyor. Güdü diyorsunuz da diyor. Sadece şunu sormak istiyorum diyor. Bu hayvanı içeriden kim güdüyor hocam diyor. Yani aslında bak içgüdü, ekolojik denge, kelimeler aslında biraz itiraf niteliğinde fark ettiniz mi? Bak devam edelim. Abla bir daha söyle. Ve tohumları daha etkili hale getirmek için teknikler geliştirmişler. Hmm. Birbirlerine gerçekten yakın büyüyen bitkiler yer, besin, su ve güneş ışığı için rekabet etmek zorundadır. Wow, rekabet var. Yani Acı Düvelek diyor ki beyler bu hafta deplasmandayız, maç perişan. Subhanallah ya. Neyse arkadaşlar, durumlar böyle. İnşallah istifade etmişsinizdir.